Merhabalar, ben Zafer Kalkınma Ajansı'ndan uzman Mustafa Coşkun, Liver Türkiye ekibindenim. Bugün sizlerle Nesa Erbek Zeytincilik'ten gıda mühendisi Zahide Boşka Gökçe ile röportaj gerçekleştireceğiz. Haydi başlayalım. Gıda mühendisi Zahide Boşka Gökçe, aslen Hatay İskenderunluyum. 100. Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2005 yılı mezunuyum. Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 2005 yılında mezun olduktan sonra, bir ay kadar sonra Manisa Akhisar'a geldim ve sofralık zeytin üreten bir firmada üretim sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 2016 yılında şu anda çalışmış olduğum Nesa Erbek Zeytincilik'te çalışmaya başladım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Nesa Erbek Zeytincilik, merhum İbrahim Erbek tarafından kurulmuş Gemlik merkezli bir firmadır. 1998 yılında Manisa Akhisar'da faaliyete başlamıştır. Bölgemizde bulunan zeytinleri müstahsilden alıp paketleyerek yurt içindeki bayilerimize gönderiyoruz. Yine yurt içinde ulusal marketlerin raflarına ürün gönderimimiz olmaktadır. Nesa, Berat Bey ve İbrahim Erbek olmak üzere 3 farklı marka altında ürünlerimizi sevk ediyoruz. Ağırlıklı olarak doğal fermenti yağlı sele, siyah zeytin grubu üzerine çalışmaktayız. Firmada üretim sorumlusu, üretim ve kalite kontrol sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Sabah geldiğimden itibaren o günkü üretimle ilgili planlanmış iş akışını personele anlatıp işi başlatıyorum. Gün içerisinde rutin kontrollerimiz vardır. Bunlar zaten belirlenmiştir. Belli aralıklarla yapılan işte kalibre kontrolleri, ağırlık kontrolü, seçme işçiliği kalite kontrolü, yine aynı şekilde ortam hijyeni ve düzeni konusunda bunlar da tamamen ben ilgileniyorum. Şu anda firmamızda sezon olmadığı için yaz döneminde işlerin durgunluğundan dolayı mevcut istihdamımız 15 kişi. Bunların yaklaşık %80'i bayandır, bayan personelden oluşuyor. Bayan personelle çalışmak zeytincilik sektöründe aslında bu işin en kolay taraflarından bir tanesi. Çünkü zeytin sektörü dediğinizde aslında biraz daha erkek egemen bir ortam söz konusudur. Yani bu işin müstahsili dediğinizde daha çok mesela bir çiftçi zeytin konusunda konuştuğunda evin hanımı değil, evin beyi daha çok söz sahibidir ve siz bir alım yaptığınızda karşınızdaki muhatap erkektir. Ya da komisyoncu dediğimiz müstahsil ve firma arasındaki kişilere baktığınızda yine erkektir. Yani aslında sürekli erkeklerle karşılaşıyorsunuz ama dediğim gibi üretimde özellikle seçme işçiliğinde bayanların değerlendirilmesi bence bu işin en keyifli ve en hoş tarafıdır. Yani hem cinslerinizle çalışıyorsunuz, birbirinizi anlayabiliyorsunuz ve ben şuna inanıyorum, aslında onlara da sormak gerekir ama hani başlarında yönetici olarak bir bayanın bulunması empati kurma açısından daha rahattır. Şahsım adına evlenmeden önce ya da anne olmadan önceki bakımımla ve tutumumla anne olduktan sonraki tutumum çok farklı. Çünkü sizin de evde bekleyen bir evladınız var. Ona göre bazen biraz daha duygusal davranabiliyorsunuz. Şu anda mevcut firmamız İhracatçılar Birliği'ne üye olmasına rağmen aktif bir şekilde ihracatta bulunmuyor. Zeytin sektöründe ihracat konusu gerçekten çetrefilli bir konu. Neden? Çünkü firmalarla yani yurt dışı bağlantıları genelde yaz dönemlerinde yapılıyor. Yani müşterilerin sizden talebi de yaz döneminde oluyor. Oturulup konuşulan dönem de yaz dönemi ve zeytinin daha hasat edilmediği, kuyulara alınmadığı bir dönem ve siz sözleşmeyi yapıp karşı tarafa bir söz veriyorsunuz, hasat yapılıp sezon geldiğinde aynı ürünü bulamayabiliyorsunuz, aynı kalitede olmayabiliyor, kalibresi aynı olmayabiliyor, artı verdiğiniz fiyat ağırlıklı olarak dolar üzerinden, döviz üzerinden oluyor ve kurdaki dalgalanmalardan dolayı kabul yükseldiğinde kazancınız hesapladığınızdan daha yüksek oluyorken düşüşlerde gerçekten firmalar hatırı sayılır kayıplar yaşıyor.